Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Webweave uygulaması yapacağız. Yani Webweave ne işe yarar? Ne gibi şeylerde kullanılır? Onları size göstereceğim. Ben projemi oluşturdum Web Browser diye. Buradaki ayarlarım full screen olmayacak. Title'ımız da olmayacak. Yani bu ne işe yarıyordu? Şuradaki title'ımız. Bu istemiyorum ben Web Browser diye. Tasarıma geçelim. Tasarım ekranımız açıldı. Şunu hemen bir kaydedelim. Ana sayfa diyelim. Ana sayfa mı, formu diyelim. Zaten tek formdan oluşacağı için. Ana sayfa formu dedim. Buradan da bağlayayım. Tekrardan. Bağlanmaya çalışıyor. Bağlandı. Tiplerden yeni tip yarattan gelmesi lazım. Geldi. 1440'a 2392 3.5. Tamam dedik. Hayır. Şimdi bir tane buraya panel ekliyoruz. Her zamanki gibi. Bir tane panelimizi buraya koyalım. Bu panelimizin üstüne bir tane daha panel ekliyoruz. Paneli göremiyorum. Panel ekledik. Burası URL'nin yazılacağı yer. Bunun üstüne de tabii URL'ye yazacağımız için bir tane de edit text eklememiz lazım. Bunun ismine de diyelim ki edit text ya da edit URL diyelim. Tamam. Edit URL. Buraya da bir tane şimdi webview koymamız lazım. Bu webview mesela siz kendi internet sitenizi de burada gösterebilirsiniz. Her türlü gösterebilirsiniz. Bunu buraya alayım. Size göstereyim nasıl gözüktüğünü. Şuradan Show Title'ı kapatmayı unutmuşuz. Buradan Show Title'ı kapatalım. Bunun rengini siyah yapalım. Arka planını. Bunu bu kadar genişletelim. Hatta tam genişletelim şöyle. Bunu böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Burayı da böyle yapalım. Evet. Buraya da bir tane işte geri çıkma, sayfayı yenileme tarzında bir tane daha panel ekleyelim. Ekledim. Tam sıfır. Mesela burada işte web siteniz gözükecek. Nasıl gözükeceğini falan ayarlayacaksınız. Bunun arka planını da mavi yapalım. Buna da aynı şekilde mavi yapalım. Mavileri yaptık. Buton ekleyelim bir tane. Bu buton geri çıkma butonu olsun. Bu buton ileri gitme butonu olsun. Bir tane daha buton ekleyelim. Ops, yanlış yaptım. Bir tane daha buton ekleyelim. Bu üçüncü buton ise yenileme butonu olsun, refresh butonu olsun. Bu butonlara yani hiç yazı yazmadan da şey yapabilirsiniz, ikon koyabilirsiniz. Buradan font avım ya da materyal olarak da seçebilirsiniz. Materyali konu seçin siz. Materyali konudan. Buradan mesela çokça font var. Ben buraya diyeyim ki bunu mesela geri git işareti için bir kere tıkladığınızda kopyalıyor. Bunu da buraya yazmanız gerekiyor. Yazdım. Buradan büyütelim. Bunun arka planı da Stylus'tan Colorable'dan 067DC1 yapalım. Aynı şekilde bunu da fontunu Material ikon yapalım. Bakın da ileri yapalım. Up. Up'ımı da başarırız. Bunu aldık. Bunu da büyütelim yine aynı şekilde. Bunu da arka planını Stylus Drawable'dan 067DC1 yaptık. Gördüğünüz gibi çerçeve rengi falan bunlara gerek yok. Köşelik falan bunlara da gerek yok. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bir tane de refresh butonu var, butonumuz var. Buna da aynı şekilde materyal ikondan
Yani başka bir siteden ikon indirmenize hiçbir şekilde gerek yok. Refresh yazarsam çıktı mı çıktı. Bunu da aynı şekilde buraya koydum. İsterseniz buradan da rengini değiştirebiliyorsunuz ikonun falan. Buradan an gösterdiğim gibi burada ikonun rengi şu anda değişti. Biraz büyüteyim. Bu beyaz kalacak. Aynı şekilde colorable da kalıyor. 06 DC1. Gördüğünüz gibi refresh butonumuz hazır. URL'ye gireceğimiz yer de hazır. Bu kısmı birazcık hint color diyelim. Buraya diyelim ki web site URL diyelim. Bunu center'dan başlatalım. Gibi gibi. Yani ben burada şimdi üstüne düşerdim. Başka şeyler de ekleyebilirdim. Ama tasarımımız bu şekilde olsun bizim. Şimdi kod kısmına geçelim. Buton birimizin ismini önce bir değiştirelim. Buton ya yani geri alt buton diyelim. Buna da ileri buton diyelim. Buna da yenileme diyelim. Şimdi URL'imizin edit tekstini yaratalım. Bir tane de enter present'ını yaratmamız lazım tabii ki. Geri butonumuzun normal click eventini, ileri butonumuzun click eventini, yenileme butonumuzun click eventini burada oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi activity create buraya işte diyoruz ki şu formu açalım. Bizim ana sayfa formuydu. Burada bir tane kod var. Onu hemen yazmanız lazım. Bizim kodumuz neydi? Edit URL nokta. Single line'ımızın türü. Evet. Ben bu kodları forumda paylaşacağım. Aynı şekilde alabilirsiniz. Şöyle birazcık büyütemiyorum. Tamam. Bu şekilde. Edit text URL enter present. Şimdi diyoruz ki web view onu oluşturmamız lazım. Tabii ki web view'inizi buradan ana sayfadan sağ tıklayıp web view'in üstünden oluştur. Web view'in parametresini burada oluşturmamız lazım ki burada çıksın. Web view nokta load URL. Bize bu URL'ye yükle diyoruz. Mesela siz buraya diyebilirsiniz ki google.com. Burada gösterdiği gibi. Bu ilk size google.com'u direkt açar. Ama biz burada oraya yazdığımız bir URL'yi istediğimiz için http://url pardon edit url.text. Onun içindeki teksti yaz dedik. Bu şekilde. Geri butonumuz ise web view back komutuyla geri alabiliyoruz. İleri butonumuz ise web view forward olarak alabiliyoruz. Sayfayı yenilemek için ise buraya bir tane parametre şuradan bir oluşturmamız lazım. Diyeyim. Sayfa yenile s string değerinde bir değer oluşturdum. Yenileme butonu ise web nokta load URL bize ne yükleyecek? Tabii ki de sayfayı yenileme yükleyecek burada. Burada şeyi unutmuşuz. Bir daha web ve sağ tıklıyoruz. Oluşturuyoruz buradan page finish değerini de oluşturalım buraya. Buraya da diyoruz ki URL yani sayfayı yenileyi eşittir. URL yapıyoruz. Yani URL string'i burada olduğundan dolayı bir problem yok.
Sonra da edit url miydi bizimki? Evet, edit url nokta text. Bu bizim url'imizin geri çağrışı. Evet, bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi ben programı kendi telefonuma atacağım. B4A Bridge sayesinde. B4A Bridge'imi açtım. Şuradan B4A'yı buradan araçlardan B4A Bridge'den kendi telefonumu seçtim. Bağlandı ve yükle diyorum. Şu anda siz de benim hem telefonun ekranında görüyorsunuz. Bu şekilde de kendi telefonunuza atabilirsiniz projelerinizi. İlla ki emülatörde yapmanıza gerek yok. Hangi cihaza bunu yüklüyoruz? Emülatöre değil. Ve web browser diye yüklendi. Yükle diyoruz. Yükleniyor. Aç dedim. Burada şimdi diyoruz ki mesela www.google.com. İleri dedim. Ve Google açtı gördüğünüz gibi. Bunu sileyim mesela. Ertan.de.com diyeyim. Kendi web siteme girdi. Ya yani bu size minim yani kendi Chrome gibi uygulamanızı yaptığınızı farz edin. Buradaki projeleriniz böyle geri çıkıyorsunuz, işte refresh atıyorsunuz, tekrar sayfayı yeniliyorsunuz. Ben şu anda yenileme tuşuna basıyorum. Tarzında projelerinizi yapabilirsiniz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Gelecekteki derslerde görüşmek üzere. Teşekkürler.